Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Zuhruf Suresi 46-56. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize Hazreti Musa'nın kıssasından bir bölümü bildiriyor. Bunu beraberce daha iyi anlamaya çalışacağız. Şöyle ki, وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِاَيَاتِنَا Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Yani hem Tevrat'ın ayetleriyle hem de onun eline verilen asa gibi, elinin ışık saçması gibi mucizelerle onu gönderdik. Fakale o da dedi ki, اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Alemlerin Rabbinin elçisiyim. Nasıl ki insanların elçisi olur, birisini başka yere gönderir elçi olarak, padişahların, önemli devlet adamlarının, Allah-u Teala prensip itibariyle oradan insanları kendine muhatap yapmıyor ama onların içinden peygamber seçiyor ve seçmiş olduğunu elçi olarak gönderiyor. Hazreti Musa da alemlerin Rabbinin bir elçisi. فَلَمَّا جَاهُمْ بِاَيَاتِنَا Ayetlerimizle onlara vardığında, ayetlerimizi onlara getirdiğinde اِذَا هُمْ مِنْهَا يَدْحَكُونَ Bir de bakarsın ki onlar gülüyorlar. Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyorlar. Allah'ın ayetlerini istihza konusu yapıyorlar. Bu diğer dinlerde, diğer din mensuplarında da görülen bir durum. Şu anda da diyelim Müslümanlar Allah'ın dinini anlatırken bazı kimseler burun kıvırabilir ve kendilerine göre beğenmeyebilirler. Hatta gülebilirler, eğlenebilirler. Günümüzde de bunun bazı örneklerini görebilmekteyiz. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ اَعْيَا اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْبِهَا Biz onlara herhangi bir ayet, bir mucize gösterdiğimizde her defasında daha büyüğünü onlara gösterdik. Yani akıllarının başlarına gelmesi için bir takım böyle semavi afetler, bu gibi felaketler başlarına geliyor. Ve gittikçe dozajı da artırılıyor. Ama buna rağmen yine onlar iman etmiyor. Ve hazinahum bil azabi, azab ile onları tuttuk yakaladık. Leallahum yerci'un, ola ki dönerler diye. Veya dönsünler diye. Burada Allah-u Teala dönüp dönmeyeceklerini bilmiyorum. Elbette ki biliyor. Ama onların bir imtihanlarına geçmesi gerekir. Ve ona göre tarih sahnesinde onların durumu görülmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde bu. Bakalım nasıl yapacaksınız? Bu manadaki ifadelerle veya Allah sizi işte ne yapacak bilmek istiyor. Bu gibi ifadelerle anlatılır. Ve Allah-u Teala aslında bilir, eseri ilmiyle bilir ama ilme şuhud tabir edilen, gözle görülür bir şekilde bunun ortaya çıkması lazım ve görülmesi, kaydedilmesi gerekiyor. وَقَالُوا dediler ki, يَا اِيْهِ السَّاحِرِ Ey sihirbaz, ey büyücü. Bunu bir peygambere diyorlar, Hazreti Musa'ya, ey sahir diyorlar. اُدْعُلَنَا رَبَّكَ بِمَا اَحِدَ اِنْدَكَ Yani Rabbinin sana vermiş olduğu ahit hürmetine dua et, bizim için dua et. اِنَّنَا لَمُحْتَدُونَ Biz artık yola geldik diyorlar. Burada başlarına gelen musibetin biraz akıllarını başlarına getirdiğini adeta görüyoruz. İşte sularının kan haline çevrilmesi, her tarafı bütün istila etmesi, işte kurbanın her tarafta görülmesi, evlerinin her tarafına girmesi, bu gibi bir takım ayetler, mucizeler ve başlarına gelen azap şeklinde felaketler akıllarını başlarına getirir gibi oluyor. Ama yine de ey peygamber deniyorlar da ey büyücü. Yani sanki sen bize büyü yaptın, büyüyle bunlar oluyor gibi. Ey büyücü, Rabbine bizim için dua et. Artık aklımız başımıza geldi diyorlar. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابًا Biz azabı onlardan açtığımızda, kaldırdığımızda اِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ Bakarsın ki onlar yan çiziyorlar ve
yüz çeviriyorlar. Bu insanlarda bir damardır. İnsanlar bu şekilde gerçekten bir musibete maruz kaldığında aklını başına alır gibi olur. Allah der ama ardından tekrar yüz çevirir. Ülkemizde mesela deprem zaman zaman oluyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Deprem anında artık bakarsınız meyhaneler kapalıdır. İnsanlar günah yerlere artık pek gitmezler. Ve camiler daha böyle tıklım tıklım dolu olur. İnsanlar daha böyle gönüllerinin derinlerinden Allah'a yalvarırlar. Ama ardından o günler geride kaldığında depremin diyelim maddi yaraları sarsıldı, artık unutuldu. Böyle bir hale geldiğinde insanlar Allah'a verdikleri sözleri unuturlar. Eski hayata, günah hayatına devam ederler. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ Firavun kavmi içinde nida etti, seslendi. Gâle dedi ki, ya kavmi, ey kavmi, eleyse li mülkü Mısır, yani Mısır mülkü benim değil mi? Mısır'a hükmeden ben değil miyim? وَهَذِي الْاَنْهَارْ تَجْرِمِنْ تَحْتِي Bakın şu nehirler benim altından akıyor. Nehirlere de hükmediyorum. اَفَلَا تُبْسِنُمْ Görmüyor musunuz? Burada ve daha Kur'an'ın başka yerlerinde Firavun'un emeğiyle ön plana çıkması, kendini despot bir idareci olarak halka kabul ettirme isteği, hatta bir rab şeklinde kendini takdim etmesi. Burada da onu görüyoruz. Ey kavmim diyor, Mısır'ın hakimiyeti benim değil mi? Mısır'a hükmeden ben değil miyim? Bakın bu nehirler benim altından akıyor. Nehirlere de hükmediyorum. Görmüyor musunuz? Ben ana hayır min hâzel lezî huve nehîn. Şu kıymetsiz, değersiz olan mı daha hayırlı yoksa ben mi daha hayırlıyım? Hazreti Musa'yı çok küçük görmek istiyor. Onu kıymetsiz, değersiz, sosyal statüsü itibariyle işte İsrailoğullarından biri olması noktasında bu tarzda görme temayülünde. Ve la yekâdü yübîn neredeyse doğru dürüst ifade bile edemiyor. Yani ben kim, o kim? Ona bakın, bir de bana bakın. Bu şekilde kendi durumuyla mağdur oluyor. Kendini bir şey zannediyor. Burada neredeyse ifade edemiyor deyişi, Hazreti Musa'nın anlatımında biraz bir tutukluk olduğu tefsirlerde geçer. Ve bundan dolayı kendisine peygamberlik görevi verildiğinde Rabbi şahli sadri, ya Rabbi sadrıma genişlik ver, eyesirli emri işini kolaylaştır. Vahlul ubdeten min lisani, dilimdeki düğümü de çöz, yefkahu kavli, benim sözümü anlasınlar demiştir. Ve aynı zamanda kardeşim Harun'u da peygamber olarak gönder, ta ki bana yardımcı olsun demiştir. Ve bunun illetini beyan üstünde de huve efsahu minni, o benden daha fasih, daha güzel anlatıyor, daha akıcı konuşur, bu noktayı duasında ifade etmiştir. Belki burada şunu da görüyoruz, bir kimsenin büyüklüğü için illa hitabette çok da mümtaz olması gerekmeyebilir. İnsanlarda çok yeni kabiliyetler var. Konuşmada elbette artı bir değerdir. Daha güzel konuşan, daha güzel davasını anlatır. Hazreti Musa da Cenab-ı Hakk'ın büyük peygamberlerinden ama kardeşi ona nispetle, kardeşi Harun o düzeyde olmamakla beraber yine de Hazreti Musa ondan daha büyük. Yani hitabette Hazreti Harun daha önde ama genel anlamda bakıldığında diyelim toplumsal önderlik, liderlik, insanları hak ve hakikate sevk etme, insanları teşkilatlandırma, bu noktada da Hazreti Musa kardeşinden çok çok önde. فَلَوْلَا اُلْقِي عَلَيْهِ اَسْفِرَةٌ مِنْ ذَهَبْ Yani altından ona bilezikler bırakılsa ya, malum genelde padişahların, kralın gibi müstebit hükümdarların altından bayağı servetleri de olur ve başlarına altından taç takarlar ve onların hayatında altın bayağı ön plandadır. Hazreti Musa'yı da öyle görmek istiyor. Yani bu gariban fakirin peki bu peygamber mi olur? Bakın benim ne kadar altınlarım var, ne kadar servetim var.
bu şekilde hava atmaya çalışıyor. اَوْجَاءَ مَاهُ الْمَلَائِكَ مُكْتَرِنِمْ Veya onun yanında melekler de gelse ve melekler onun muhafızı olsa ve onun davasının tasdikçisi olsa ve bu şekilde onu korusalar. فَاسْتَقَفْتَ قَوْمَهُ فَاَتَاءُ Böylece kavmini hafife aldı, kavmini istihbaf etti. Onlar da ona itaat ettiler. Yani Firavun kavmini küçümsedi. Ve Hazreti Musa'yı küçük düşürmeye çalıştı. Kavmine böyle göstermeye çalıştı. Kavmi de bunu kabul ettiler ve itaat ettiler. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Çünkü onlar gerçekten fasık bir kavim idi. Burada gerçekten çok önemli bir nokta. İşte Firavun'a tabi olan bu kimseler, itaat eden kimseler neden itaat ettiler? Çünkü onlar fasık bir kavimdi. Buradan şunu anlayabiliriz. Eğer onlar salih kimseler olsalardı bu şekilde itaat etmezlerdi. Yani Firavun gibiler hangi toplumlarda çıkar? Hangi ortamda Firavun gibiler borusunu öptürebilir? İşte onlar halkın böyle ezildiği, şahsiyetlerinin adeta silindiği, silik şahsiyetler haline geldiği ortamlarda Firavunlar düşmanlığa bulur ve kavimlerini kendilerine tabi yaparlar. Kavimlerini istedikleri gibi yönlendirirler. Artık millet onların bir sürüsü gibi olur. Çaldıkları kavallarla, anlattıkları masallarla onları istedikleri tarafa yönlendirirler. Ama eğer halk düzelmiş olsa, salih bir topluluk halini alsa, bu defa Firavun gibilerin orada hakkı hayatı olamaz. Bundan dolayı tarih boyunca Firavun misal olan despot, müstelik, baskıcı insanlar halkın seviyesini düşük tutmaya çalışmışlar. Kendilerine itaatkar bir teba haline getirmek, onları oyunlarla, eğlencelerle meşgul etmek ve saltanattan nasibi uzak, kendilerine sadece boyun eğen, emredersin efendim diye kimseler haline getirmeye çalışmışlar. Tabi bu bir Firavun zihniyeti meselesi. Şu anda da bu zihniyet dünyanın hemen her yerinde Firavun misal olan şahıslarda kendini gösterir. Halbuki buna mukabil esas olan halkla güzellikleri paylaşmaktır. Halkın idareye katılımını sağlamaktır. İdareci durumda olan kimselerin halka hizmet etmesidir. Ve bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlayabiliriz. Seyyidül kavm hadimuhum. Bir kavmin efendisi onlara hizmet edenmiş. Dolayısıyla bir devlet başkanı, bir amir, bu gibi durumda olanlar halkın hizmetinde olmalı. Halkı hafife almak, küçük görmek, küçük düşürmek değil, onlara hizmet etme durumunda bulunmalıdırlar. فَلَمَّا اَسَفُونَ Ne zaman ki bizi eseflendirdiler, gadabımızı celbettiler, اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Biz de onlardan intikam aldık. Yani Allah-u Teala'nın gadabı vardır. Allah-u Teala eğer cezalandırmak isterse, bununla alakalı onlar taşkınlık yaptığında cezalandırır. فَاَغْرَغْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Ve onların hepsini gark ettik. Onların hepsini suda, Nil nehrinde gark ettik, cezalandırdık. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Sonraki gelenlere onları bir selef yaptık ve bir mesel yaptık. Yani sonraki devirlerde gelenler, işte bir zamanlar Firavun varmış, ana Rabbikümül Ala diyormuş, ben en büyük Rabbinizim diyormuş. Peki ne olmuş? Sonunda işte suda boğulup gitmiş. Hatta suda boğulurken son anda kendini kurtarmaya çalışmış. Musa'nın Harun Rabbine ben de iman ettim demiş ama kara filayden bu imanı kabul görmemiş. Onun o kadar servetleri, altınları, orduları, maddi manevi imkanları bulunmaktayken bunlar hiçbir işe yaramamış ve sonunda helak olup gitmiş. İşte bu şekilde Firavun'u sonraki gelenlere hem bir senet yaptık hem de bir mesel
ibret alacakları bir misal yaptık. Cenab-ı Hak bizleri şu dünya hayatına mağrur olmayan bahtiyarlardan eylesin. Eğer istikametli bir şekilde hayatımızı daim eylesin şu dünya hayatında. Ve bize verilen imkanları küfranda değil, Allah'a şükürde değerlendirmeyi de nasibim neyse eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.